Merhaba değerli arkadaşlar. Test 5 ile devam ediyoruz. Final dergileri sayı 8, doğrusal denklemler test 5. Arkadaşlar bir arıtma tesisi 400 kilometre küplük bir hacme sahip olan nehirde arıtma ile içme suyu elde etmektedir. Yani yağmurla beraber sürekli 400 kilometre küplük hacmini koruyormuş. Yıllık %12 ise hemen yıllık %12 ise şöyle yapacağız. 400'ün %12'si kaçtır? %12'si. 2 sıfırı silin. 12 çarpı 4, 48. Yılda 48 kilometre küp neye çevriliyor arkadaşlar? Yılda 48 içme suyuna. İçme suyuna çevriliyor. O zaman bir yılda 48 ise 2 yılda 96, bu şekilde 3 yılda 3 çarpı 48, sonra 4 yılda 4 çarpı 48, bu şekilde devam eden şıkkımız hangisidir? Gördüğünüz gibi C şıkkı diyor Yağız. Evet, 48, 96, sonra bir daha 48 eklesen, evet doğru yapmış C şıkkı. Tebrik ediyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. İkinci sorumuz, Yağız yazdıklarını silebilirsin. Ben sileyim abi. Evet, ikinci soruya bakıyoruz. Koordinat düzleminde verilen x eşittir a, yani dikey doğru. X eşittir a'yı göstereyim daha net görmeniz için. X eşittir a doğrusu arkadaşlar bu. X eşittir a doğrusu. Y eşittir b'yi çiziyorum. Y eşittir b doğrusu bu. Evet. 5'e 3 noktasıymış. Şu ikisinin kesiştiği yer 5'e 3 noktası. Bunu da siyah kalemle yazalım. X'i 5'miş, y'si 3. O zaman x'i 3, x'i 5, y'si 3 yazdım. O zaman x eşittir a doğrusu 5 olmuş oluyor. Y de 3'ten geçtiği için b de 3 olmuş oluyor. Şimdi x eşittir a'nın y eşittir c doğrularını kestiği nokta 5'e eksi 3. Sesimizi kapatalım. 5'e arkadaşlar kaçmış? Eksi 2. Şurası eksi 2'ymiş. Bak şu nokta 5'e eksi 2 ise C'yi de eksi 2 buldunuz. Şimdi A'nın üzerine yani 5'in üzerine B'yi yazın. Yani 3'ü yazın. Sonra 3'ün üzerine de C'yi yani eksi 2'yi yazın. Ne oldu? 125 artı 1 bölü 9 sayısı hangisidir? C'yi hocam. C'yi çıkıyor. Hesapladıysan uğraşmayalım, geçelim. Sana güveniyorum. Sana güvenimiz sonsuz kardeş. Evet. Üçüncü soru. Bir akaryakıt istasyonunda bulunan benzinin her yarım saatte kalan miktarını gösteren grafik verilmiş. Arkadaşlar bu hemen denklemini yazacak olursam bunun denklemi şudur. 900'den başlamış. Bakıyorum 30 dakikada yarım saattir bu arada. Yarım saatte ne kadar gitmiş? 30. Yani o zaman bir saatte 60 gidiyor. Eksi 60 çarpı t. Arkadaşlar kesirlerle uğraşmak istemediğim için t'yi saat olarak alıyorum. Tamam mı? Bir saatte 60 azaldığını göstereyim. Buna da depoda kalan benzin miktarına da y diyeyim. Böyle bir denklem yazayım. Diyor ki aynı şekilde satış yapmakta olan benzinin litresi 5,5 lira. Hocam bu denizli çıkıyor. Akaryakıt istasyonunda 6 saat sonra kaç litre, kaç lira gelir elde edilmiştir? Bakalım.
Hocam bir saatte 60 kullanılıyor. 6 saatte 360 çarpı 5,5 hocam. O da denize çıkıyor. Evet. Şimdi bir 6 saat sonunda 1 saatte ne kadardı? 60 litre. 6 saat sonunda 360 litre. 360 litre de litre fiyatı 5,5 lira. O zaman 360'ı çarpı 5,5 ile çarpacağız. Yani 36 çarpı 55. Yani 18 çarpı 110. Değil mi? 18 ile 110'u çarpacaksınız. 18, 18 çarpıldığı zaman 1900 şey 198 bir de sıfır var. 1980 mi dedin sen de? Evet hocam. Güzel. 4. Ben de dedim orada herhalde denklemi yazmamızı isteyecek. Normal bir problem sorusuydu. Denklemi yazmadım. Yukarıda bir yüzme havuzuna ait direkt denklemi yazalım mı? Başlamadan önce maksat öğrenelim artık. Arkadaşlar 15'ten başlamış. 2 saatte 45 mi gitmiş? Şey pardon. Ne kadar Evet, gitmiş? hocam 600 çıkıyor. 30 çıkmış 2 saatte. 2 saatte 30 sa 1 saatte 15 gidiyor. 15 çarpı T. T'yi saat alıyorum. Mesela 15. T'ye 1 ver. 30. T 2 ver 45. T 3 ver 60. Bu şekilde devam ediyor. Yani 15 15 yükselecek her saat için. Buna göre bu yüzme havuzunu haftada 2 gün ve her seferinde de 4 saat kullanan birinin 5 hafta sonunda ödeyeceği toplam ücret kaç liradır? Hocam bir şey sorabilir miyim? Denklemi boşuna yazdınız diyeceksin. Evet hocam 15'i gerek yok aslında. Şimdi Çünkü ben şunu zaten dedim. 30 olarak aldınız hocam. Tamam bu sorunun çözümü için değil. Ben denklemi yazmayı öğrendik mi diye yazdım. Soruyu okumadan yazalım dedim. Neymiş? 15'ten başladı. Değil mi? 15 çarpı T. Bu bizim denklemimizdir ama bununla işimiz olmayabilir. Şimdi soruda ne diyor? Dedim ki saatte haftada 2 gün. Haftada 2 gün ve her seferinde 4 saat. O zaman 2 çarpı 4'ten haftada 8 saat. 8 saati de 15 liradan 120 lira. 5 hafta sonunda Okay. 5 haftayı da hesaplarsanız 600 lira ödeyeceğini bulabilirsiniz. Evet. 5 içerisinde 200 santimetre küp gaz bulunan bir küpün zamana göre gaz miktarındaki değişimi göstermiş. Bakıyorum bir saatte ne kadar düşmüş hemen bakalım. 200'den 160'a 40 mı düşmüş? 40 düşmüş. Saatte 40. O zaman 200 eksi 40 T diyebilir miyim? Eşittir Y. Bu denklemi yazabiliriz. Burada 40 okunmuyorsa düzeltin. Evet. Şimdi Y ekseni 5 noktasında keser. 5 yazdığın Adana'da zaman mı hocam? 5 yazdığın zaman 200'den 200 çıktı 0. Evet burası 5'tir. Hangisi Ama hocam yanlış? diğerleri de doğru oluyor. B'ye bakalım. Her saat 40 azalıyor. Evet her saat 40 azalıyor. Bu da doğru. Tüpün içerisinde gaz Hocam 5 saat sorabilir sonra miyim? biter. 5 saat sonra biter mi? Evet zaten 5 saat sonra biteceğini az önce söyledim. Hocam. Grafiğin denklemi Allah Allah. Bu da doğru değil mi? 200 eksi. Bakalım Hocam bir T Hocam yapmayacaksın. x ekseni 5 noktasında keser A hocam. şıkkına X eksenini. bakın. Y eksenini 5'te keser Evet demiş. ben de onu Hayır. diyecektim. X eksenini 5'te keser. Burayı ben yanlış okumuşum. Hocam az önce bir soru daha çözmüştük. Orada x eksenine diyordu. Burada y ekseni de diyor. Evet. Y eksenini nerede keser? 200'de keser olacak burası. Arkadaşlar şaşırtmış beni. Ben de sizi şaşırttım değil mi? Evet. İki tane Samsung S5 yok. Samsung S3 mini telefonu vermiş.
Yukarıdaki şarj durumları azalmış olan A ve B marka cep telefonlarını aynı anda şarja takıldıktan sonra pillerin şarj yüzdesini gösteren doğrusal grafik verilmiş. Sizce hangi telefon hızlı şarj oluyor? A. Evet. A hocam, A. B'yi ağır dolduruyor, A'yı hızlı dolduruyor değil mi? Burada grafikten anlaşılıyor. A marka telefon %4 kalan şarjı ile 36 dakika tamamen dolduğuna göre A marka telefonu %4 kalan şarjı ile 36 dakika. E şimdi %4'e 36 dakikada doluyorsa %1'i 9 dakikada. Değil mi? Hayır hocam. %1'i 9 dakikada. %4 kalan şarjı %4'e 36 dakikada dolduruyor. Pardon. %4 kalan şarjı ile. Evet hocam, %96'sı. %96'sı boş. Evet, %96'sı boş. 96'sını 36 dakikada dolduruyor. Bir sesimizi kapatalım arkadaşlar. Fışırtılı bir ses geliyor. B marka telefon %16 kalan şarjı ile %84'ü o zaman boş. %84'ünü kaç dakikada dolduracak? Bu B %84'ünü kaç dakikada doldurur? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu A'ya bakmamıza gerek var mı zaten? A'nın grafiğini vermiş, A'yla işimiz yok gibi. B'ye bakacağız sadece. Hocam A'nın doğum süresinden ama gitmemiz lazım. B'yi nasıl buluyoruz? Hocam bir şey soracağım. Bir dakika sesimizi kapatalım, çözeceğim ben. Değerli arkadaşlar, A ve B diye iki tane cep telefonu verilmiş. Dikkat edin. %4'ü dolu iken A'nın %4'ü dolu iken bu şekilde doğrusal bir ilişkiyle devam ediyor ve 36 dakikada tamamen doluyor. Şöyle bir doğru alalım. Bu soruda zorlanacaksınız. Onun için yavaş anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu doğruyu görüyor musunuz? Şu doğruyu. Bu doğru bu şekilde devam eder gider. Tamam mı? Ama şurada 36 olduğunda %100'ü olmuş oluyor arkadaşlar. %100. %100 olmuş oluyor. Ve şuradan baktığım zaman şu kısım ne kadar yükselmiş? 4'ten 100'e kadar 96 yükselmiş. Şimdi %96'sı kaç dakikada? 36 dakikada. 36 dakikada %96 mı artmış? O zaman 18 dakika olan şu kısımda 18 dakikada onun yarısıdır. 48 yükselmiştir. Hocam ben de böyle yaptım da 48 buldum. Tamam bekle. Daha burada problemin yok zaten. Şurayı 48 buldun mu? Ama şu kısım 48. Şu yükseklik 48. 4'ten başlamış. Tamamen yüksekliğin tamamı 52 olmuş oluyor. Hepsini siliyorum. 52 yazalım buraya. Burası 52. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki bize B'ye bakın 16. Bakın %16'sı doludur. 18 dakikada 52'ye gelmiş. Şu uzunluk kaç oluyor? 52'den 16'yı çıkart. 36. 18 dakikada %36'sı doldu değil mi? %36'sı doluyor. 18 dakikada %36'sı doluyorsa tamamen dolmasını istiyor. 18 dakikada 36'sı doluyorsa
bir dakikada %2'si doluyor. Değil mi? Bir dakikada %2'si doluyor. Bir dakika. 18 dakika. O zaman 50 oluyor mu? Pardon. Hocam ya Bursa çıkıyor. Pardon. 18 dakikada %36'sı doluyor. Yani dakikada %2 doluyor. 18 dakikada 36'sı. Bir dakikada %2'si. Evet hocam. Yol. Yüzde kaçı boştu? %84. Hocam ben boşluğu almadım hocam. 84'de direkt %100 olarak aldım. Yani. %84'ü boşsa bu 42 dakikada dolar arkadaşlar. Yarısı kadar. Bursa mı hocam? Tamam arkadaşlar. Bursa bulduk cevabı. Hocam soru aldım. Git hocam kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Dersiniz mi başlıyor? Evet, Ergit hocam de. Müsaadeniz. Müsaade sizin de hocam. Testimizi keşke tamamlasaydık. Bakalım. Ben hocam tamamladıktan sonra bana haber verin, ben bağlanayım. Tamam hocam. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Ben üç soru sonra sizi arayacağım hocam. Görüşürüz. Arkadaşlar, yüksekliği H, yarı çapraya olan dairesel silindirin hacmi pire kare H'tır. Bunu biliyoruz ama göstereceğim yine de size. H'taki grafikte bir depoda bulunan suyun zamana bağlı değişimi verilmiş arkadaşlar. Depodaki su 60'mış. Pardon. Yüksekliği. Bir dakika ya. Hocam formülü bir daha gösterir misiniz? Size formülü öğreteyim en iyisi. Bir tane daire çizelim. Bir tane de böyle yukarıda çizelim. Evet. Sonra doğrular çizelim. Size silindiri bir tanıtalım. İşte bu silindir arkadaşlar. Yüksekliği de şu ortadan başlasın buraya kadar. Bu da H olsun. Tamam mı? Bu halde ne yapacaksınız? Alan, hacmi, tabanın alanı pire kare. Bütün prizmalarda taban alanını alıp yükseklikle çarpınca hacim çıkıyor. Pire kare çarpı H, işte bu formül çıkıyor. Grafikte bir depoda bulunan suyun zamana bağlı değişimi verilmiş. Hacmi H ile gösterir. Şıkları gösterir misiniz bir saniyeliğine? İçinde 60 litre su var. Dik dairesel silindir şeklindeki su deposunun taban yarıçapı 2. Şu R'si 2'ymiş. O zaman pi R kare. Hocam bence 2 bölü 3. Ben 2 bölü 3 koydum. Pi 3 alacaksınız. 3 çarpı 2'nin karesinden 12. Arkadaşlar taban alanı 12. Hocam H'dan. H'ı 1 alırsanız, H eşittir 1 alırsanız bir kere 12. H yazalım. 12 H. Hep H'ı 1 alırsanız 12 alanı, hacmi artıyor. H'ı 2 alırsanız 24. H'ı 3 alırsanız bu şekilde devam ediyor. İçinde 60 litre su bulunan dairesel silindire devam edelim. 1 litre 1 desimetre küpmüş arkadaşlar bu arada. Şıklar göremiyor musunuz? Hayır hocam, göremiyorum ben şıkları. Ben kaydırınca yazılarım siliniyor. Hocam ben D buldum. Evet. 5 saatin sonunda 2 saatte ne kadar yükseliyor? 24 hocam, 1 saatte 12. Arkadaşlar pi r kare h'tan dedik ki saatte 12 doluyor. Değil mi? 1 saatte 12 desimetre küp diyelim buna, ya da litre, fark etmez. Çünkü bir desimetre küp 1 litredir demiş zaten. Şimdi 60'tan başlamış. 5 saat sonra önce pi r kare h formülü ile tüm hacmi hesaplayalım. Pi'ye 3 ver. R'si 2 olacaktı 4. H'ı da 15 olacakmış.
180 litre su alabiliyor. Şimdi silindirimizi düşündüğümüz zaman arkadaşlar, silindirimizin 60 litre var. Geriye 120 litre kaldı. 120 litre de saatte 12 ile 10 saatte dolar. Yani şu kısım 5 saat, şu kısım da 5 saatte dolar. 5 saat, 5 saat. Şimdi arkadaşlar, bunun yüksekliği H'sa, o zaman bunun yüksekliği de H, bununki de H. 5 saat sonra 2 kısım dolar. Yani 2 H. Tamamı da 3 H. Diyor ki 5 saatin sonunda deponun içindeki su seviyesinin yüksekliği, depondaki yüksekliğin kaçta kaçı? Tamamı 3 H'tır. 3'te 2'si. Yani cevap Denizli 3'te 2'si bulunmuş oluyor. Mehmet Ali Hoca'yı çok beklettik herhalde. İstiyorsanız sonraki dersimize kalsın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hocam bir soru zaten. Bence hemen yaparız. Arkadaşlar din kültürü önemli. Hocam bu sorulardan çok çıkıyor. Bunu da çözelim. Tamam, hocam cevap zaten 20. Direkt gördüğüm gibi 20. Derya içerisinde 600 adet soru olan bir... Biliyor. Evet, soruyu bir okuyun içinizden sessiz. Arkadaşlar çözdüğü soru sayısı nasıl bulunsun? Y diyelim ona. Çözdüğü soru sayısına Y diyelim. Şöyle çözülen toplamda soru sayısı Y olsun. Ne olur? Bir günde ilk soru çözsün. O halde 10 günde 10x soru çözer. Peki 600 sorusu var. 10x soru çıkarırsanız yine y'yi bulmaz mısınız? Kalan soru sayısı. Şurada ikisi çünkü eşit olmuş oluyor. Yine y eşittir 10x dedik. Buradan x eşittir 20x eşittir 600'den x eşittir 30 çıkıyor. Yani bir günde 30 soru çözdüğünü düşünün. Bir günde 30 soru çözerse 10 günde 300 soru çözer. 10 günde 300 soru çözüyorsa 600'den 300'ü çıkarın, görüyorsunuz yine 300 çıkıyor. O zaman günde 30 soru çözüyor. Toplam 600 sorusu var. 600'ü 30'a bölün. 20 günde bütün soruları çözebileceğini görürsünüz. Cevap Batman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Diğer derslerinizde de başarılar diliyorum.